Akademiden herkese merhabalar. Süper bir yaz tatilini süper bir şekilde değerlendirmeye hep birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kampımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şöyle programa hep birlikte bir göz atalım. Matematik kampını zaten süper bir şekilde bitirdiniz. Orayı tamamladınız. Evinizi tebrik ediyoruz. Şimdi FKB haftasındayız arkadaşlar. Kimya için neler yapacağız onlardan şöyle bir bahsedelim. Kimya için kimyasal tepkimeler diye bir konuyla başlayacağız arkadaşlar. Bugünkü dersimiz o olacak zaten. Ardından karışımlar ve sonra da asitler, bazlar ve tuzlar şeklinde devam edecek kimya sürecimiz. Tabii ki diğer dersler için dolu düzgün bir program bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Programı güzel bir şekilde takip etmeyi ihmal etmiyorsunuz. Peki kimyasal tepkimelerde 9'dan 10'a geçerken neleri hatırlamamız gerekiyor? İşte bahsedeceğim şeyler bunlar olacak. Şöyle bir içeriye birlikte bakalım arkadaşlar. Neleri öğrenmiştik ve bunları nasıl değerlendirmeye alacağız? Kimyasal tepkimelerde ve fiziksel kimyasal değişimler üzerine konuşmuştuk arkadaşlar. 9. sınıfta hani hatırlıyorsunuz kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinin son bölümüydü burası. Buraya yine ihtiyaç duymaya devam edeceğiz arkadaşlar. 10. sınıfta da çok önemli bir yere sahip olacak.

Kimyasal tepkimeler ve denklemleri göreceğiz biz bu sene içerisinde. Ee, burada kullanacağımız bilgiler bize aslında 9. sınıftan miras kalan bilgiler olacak. Denklemleri denkleştireceğiz ve kütlenin korunumu kanunu gibi bir kanundan bahsedeceğiz. Hani 9. sınıfın ta ilk ünitesinde Leozia isminden bahsetmiştik. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Modern kimyanın başlangıcı bu kanunla başlıyordu. İşte zaten e, bu bilgiler de bizi 10. sınıfta bu kanunu daha detaylı bir şekilde öğrenirken işimize yarayacak çok yoğun ...yoğun bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Peki süreçte neler var? Kimyasal tepkimeler, kimyasal tepkime denklemleri ve tepkime türlerini... ...ta ortaokuldayken öğrenmiştik zaten onları cebimize koymuştuk. Bak 9. sınıfta neleri öğrendik? Fiziksel ve kimyasal değişimleri öğrendik arkadaşlar. Bunları cebimize koyduk. İşte bunlar bizi sadece 10. sınıfa değil bir taraftan TYT'ye de hazırlamış olacak arkadaşlar. Yani... ...birkaç yıl sonra hala da bu bilgileri yoğun şekilde ihtiyaç duyacağız. Peki orada ne var? Ortaokul ve 9. sınıfta o görmüş olduğumuz konuları... ...yeni nesil soru tarzları ile yine tekrar edeceğiz... ...ve TET'ye biz şimdiden hazırlık yapıyor olacağız. Tabii ki arkadaşlar bahsettiğimiz gibi önemli bir süreç bizi bekliyor olacak. E bunu da sadece videolarla geçmeyeceğiz. Tabii ki arkadaşlar önemli kaynakları da sizin için hazırlamış durumdayız. 9'dan 10'a... Ee, hazırlık seti sizin için hazır bir şekilde bekliyor arkadaşlar. Ee, derslerimiz esnasında da buradan sürekli ödevlendirmeler yapacağız tabii ki. Hemen paketi de birlikte açalım. İçerisinde neler varmış? Şöyle bir bakalım. Zaten e, kampı yoğun bir şekilde takip eden arkadaşlarımız matematik kitabını bitirdiler bile. Bunu cebine koydular. Arkadaşlar FKB kitabımız var bir de içerisinde. Hem fizik hem kimya hem biyolojiden bizi 9. sınıftan 10. sınıfa hazırlayan birçok bilgi mevcut arkadaşlar. Sadece tabii ki konu tekrarıyla yetinmiyoruz. Birçok soru da mevcut. Soru çözümleri yapacağız. ödevlendirmeler yapacağız ve biz güzelce 10. sınıfa ve sonrasında da TYT'ye hazır artık diyeceğiz ve tabii ki arkadaşlar sadece işin sayısal kısmı değil, edebiyat, tarih ve coğrafya çalışmalarımız da sürmeye devam edecek ve bunun içinde yine bir kaynağımız hazırlık setimizin içerisinde mevcut olacak. Bunu da şiddetle bir an önce edinmenizi tavsiye edeceğim. Zaten birçoğunuzda da var. Onu da biliyoruz. O zaman haydi bakalım hiç zaman kaybetmeyelim ve dalalım videoya. O zaman Neleri hatırlamamız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar fiziksel ve kimyasal değişimleri görmüştük. Burası aslında ünitemizin de temelini oluşturacak. Neydi fiziksel değişim? Neydi kimyasal değişim? Onları bir hatırlayalım. Maddenin kimlik özelliği değişmeden boyutu, şekli, fiziksel hali tabii ki buradaki fiziksel halden kalktığımız katı sıvı veya gaz olması gibi fiziksel özelliklerin değişmesi fiziksel değişime özel örnek olarak veriliyordu. Demiştik ki fiziksel değişimde maddenin kimyasal yapısı herhangi bir şekilde değişmez. Yani aslında şöyle değerlendirebiliriz. Maddenin iç yapısında hiçbir değişiklik yok. Sadece maddenin dış yapısında değişim gerçekleştiği. İşte böyle değişimlerle fiziksel değişim adını veriyorduk ve kimyasal yapıda hiçbir değişiklik olmadığı için maddenin formülü de değişmiyordu. Sodyum klorür ise sodyum klorür olarak kalıyor sadece fiziksel halinde mesela değişim olabiliyordu. Peki örnek olarak neleri veriyoruz? Güneş doğarken ya da batarken ışığın kırılmasından dolayı gökyüzünün farklı renklerde olmasını fiziksel bir değişim olarak örneklendirmiştik. Hatta demiştik ki bütün optik olaylar fiziksel değişimi örnektir. Gökkuşağının oluşumuna da mesela buraya örnek olarak verebiliyorduk. Veya Petrolün damıtılarak, damıtma ne demekti? Bir ayrıştırma yöntemiydi. Akaryakıtlara dönüştürülmesi, benzin, dizel gibi farklı akaryakıtlara dönüştürülmesi bir fiziksel değişim örnek olarak verilebiliyordu. Aslında bir karışım var. Bu karışımı bileşenlerine ayırıyoruz çünkü biz damıtma yöntemiyle. Veya ekmeği alıp dilimliyorsak, buğdayı alıp un haline getiriyorsak burada sadece dış yapıda değişiklikler gerçekleştirdiğimiz için fiziksel değişimi örnek olarak veriyorduk. Veya odundan talaş elde edilmesi yine fiziksel bir değişimdi. Çünkü burada kırılma, yırtılma, parçalanma bunların hepsi maddenin iç yapısında değil de sadece dış yapısında gerçekleşen değişimler olduğu için fiziksel değişimi örnek olarak veriyorduk. Geçelim kimyasal değişim tanımlanmaya. Bu defa maddenin kimlik özelliklerinde de değişim olması gerekiyor ki kimyasal değişim olarak değerlendirebilirim. Farklı maddelere ayrışması veya farklı maddelerin bağ yaparak birleşerek yeni maddeler oluşturması. Yani yeni türlerin ortaya çıkması kimyasal değişim olarak değerlendiriliyordu. İç yapısında yani elektron düzeninde bir değişim gerçekleşebilir veya bağ yapısında herhangi bir değişim gerçekleşebilir. Elektron alışverişi yapabilir. Bunlar tamamen kimyasal değişimin temelliğini oluşturan değişimlerdir. Peki bu olaylar sırasında sadece fiziksel değişimler mi gerçekleşiyor? Hayır fiziksel özelliklerle birlikte kimyasal özellikler de değişmeye başlıyor. Bu nedenle kimyasal değişim olarak değerlendiriyoruz ve kimyasal yapı yani maddenin iç yapısı değiştiği için maddenin formülü de değişiyor. Çünkü yepyeni türler ortaya çıkıyor. Hani ekmeğin dilimlenmesini fiziksel değişim olarak değerlendirmiştik ya işte pişmesinden bahsediyorsak pişerken yeni bir tür ortaya çıkardığı için kimyasal bir değişim olarak değerlendiriyoruz veya Odunu parçalarken, talaş haline getirirken fiziksel değişim gerçekleşiyordu. Ama yaktığımız zaman odunu artık yeni türler ortaya çıkıyor. Karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Bu onun kimyasal bir değişim olmasına sebep oluyor. Veya meyve ve sebzelerin çürümesinden bahsediyorsak. Çürüme, bozulma, fotosentez gibi bütün olaylar kimyasal değişimi örnek olarak veriliyordu veya demirin paslanması aslında bir yanma olayı olarak değerlendiriyorduk bunu da ve kimyasal bir değişimdi çünkü pas farklı bir bileşik yapısı olarak ortaya çıkıyordu. Şimdi bazı değişimleri fiziksel veya kimyasal olarak değerlendirecek olursak mesela ekmeğin sindirilmesi arkadaşlar sindirme olayı kimyasal değişim olarak karşımıza çıkıyordu. Mumun erimesi erime olayından bahsediyorsak bakın sadece sıvı hale geçişse burada fiziksel bir değişimden bahsediyoruz. Ya da yemeklerin pişirilmesi diyorsak kimyasal bir değişim karşımıza çıkıyor. Pişme olayında çünkü yeni türler ortaya çıkıyor. Maddenin iç yapısında değişim gerçekleşiyor. Elmanın çürümesi diyor. Arkadaşlar çürüme bütün çürüme olayları kimyasal değişimi örnek olarak veriliyordu. Demirin paslanması ya da gümüşün kararması bunlar yine iç yapıda değişen gerçek, gerçekleşen değişimler olduğu için de e, kimyasal özellik gösteriyordu peynirin küflenmesi bütün küflenme olaylarında olduğu gibi ya da mayalanma olaylarında olduğu gibi kimyasal bir değişim Etten kıyma yapılması kıymayı nasıl yapıyoruz eti alıyoruz parçalıyoruz aslında parçalanma olayları fiziksel değişime örnek olarak veriliyordu. Yoğurttan ayran elde edilmesi. Yoğurdu suyla karıştırıyorsun ayran oluyor. Sadece fiziksel bir değişim burada söz konusu bir karışım oluşturuyoruz çünkü. Şekerin suda çözünmesi yine bir karışım oluşturuyoruz. Dolayısıyla fiziksel bir değişme örnek olarak veriliyordu. Devam edelim. Buzun erimesi bir hal değişimi söz konusu. Dolayısıyla fiziksel bir değişim var işin içerisinde. Yumurtanın haşlanması arkadaşlar pişme söz konusu burada. Dolayısıyla iç yapıda değişim gerçekleşiyor o yüzden kimyasal bir değişim olarak karşımıza çıkıyor. Odunun yakılması, bütün yanma olayları ki buna paslanmalar da dahildir diyoruz kimyasal değişimdir ancak odunun Kesilmesi, parçalanması, kırılması bunlar fiziksel değişimdi. Yoğurdun mayalanması arkadaşlar bütün mayalanma olayları kimyasal değişim özelliği gösteriyordu. Işığın kırılması tüm optik olaylarda olduğu gibi merceğin ışığı kırmasını da buna değerlendirebiliriz yine. Fiziksel değişim özelliği gösteriyordu arkadaşlar. Ve fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Demiştik ki eğer güçlü etkileşimlerde yani iyonik bağ, kovalent bağ veya metalik bağda bir değişim gerçekleşiyorsa bir kimyasal sadece zayıf etkileşimlerde yani van der Waals etkileşimleri veya hidrojen bağında bir değişim gerçekleşiyorsa sadece bu onun fiziksel bir değişim olduğunu gösterir. Ve bunlar arasında da şöyle bir sınır değerimiz vardı. Diyorduk ki 40 kilojül bölü molün üzerinde bir enerjiden bahsediyorsak bu güçlü bir etkileşim olduğunu gösterir. Yani değişim kimyasaldır. Değişim sırasında 40 kJ/mol'den daha düşük bir enerjiye değişimi varsa bu da onun fiziksel bir değişimi olduğunu gösteriyordu. Çünkü sadece zayıf etkileşimlerde bir kırılma veya oluşma söz konusu oluyordu. Hemen bununla ilgili bir tane soru çözelim o zaman. Aşağıdaki olaylardan hangisinde alınan veya verilen enerjinin 40 kJ bölü molden yüksek olması beklenir. Arkadaşlar yüksek olduğu anda ne diyorduk bu? Demek ki kimyasal bir değişim gerçekleşmesini bekliyormuşuz. Çünkü 40 kJ daha büyükse güçlü etkileşimlerden birinde değişim gerçekleşiyordu. Şimdi ham petrolden benzin eldesi. Burada damıtma işlemi söz konusuydu dolayısıyla fiziksel bir değişim var. Şeker pancarından şeker eldesi gene aslında bir karışımın bileşenlerine ayrılması burada söz konusu. Dolayısıyla fiziksel bir değişim ikra e, oluşması bir hal değişimidir dolayısıyla fiziksel bir değişimdir elektrolize geldiğimiz zaman arkadaşlar elektrolizin temelinde ne var İşte suyu elektrolize ettiğimiz zaman hidrojen ve oksijen gazlarına ayrışıyor yani bileşik bileşenlerine ayrılıyor e, atomlar birbirinden ayrılıyor molekül yapısı dağılıyor dolayısıyla elektroliz kimyasal bir değişimdir yemek tuzunun suda çözünmesi çözünme olayları e, çoğunlukla fiziksel olarak karşımıza çıkıyordu burada yemek tuzunun yapısında kimyasal özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmadığı için fiziksel diyorduk. Dolayısıyla D şıkkı bizim soru için cevabımız oluyor tabii ki. Hemen bir soru daha çözelim o zaman. Yukarıda verilen olaylardan hangileri kimyasal değişimdir diye sormuş arkadaşlar. Yani yine 40 kilojül bölü molden daha yüksek bir enerji değişiminin olup olmadığını sorguluyor. Şimdi hava yastığının şişmesi. Şimdi şişmesinden bahsediyorsak tabii ki sadece fiziksel ama burada hava yastığının o gazın açığa çıkıp da şişebilmesi için olması gerekiyor. Kimyasal bir tepkime gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu kimyasal bir değişim olarak değerlendirebiliriz. Mağaralarda sarkıt ve dikitlerin oluşması arkadaşlar burada yine kimyasal bir değişim söz konusudur. Bu sayede bunlar oluşuyordur. Pamukkale Travertenlerinin oluşmasına geldiğimiz zaman burada fiziksel bir değişim söz konusu çünkü oradaki tuz yapısında çökme gerçekleşiyor. Beton harcının sertleşmesi, betonun oluşumu, betonun donması kimyasal değişim olarak karşımıza çıktığı için 1, 2 ve 4 kimyasal değişime örnek olarak verilecek değişimlerdir arkadaşlar. Gelelim kimyasal tepkimeler ve denklemler konusunda aslında 10. sınıfta ilk ünitede göreceğimiz konunun temelinde burası var arkadaşlar. Neydi peki kimyasal değişim ve e, kimyasal tepkimelerin denklemlerinin yazılması? Ortaokul bilgilerimizi şöyle bir hatırlayalım. Diyorduk ki kimyasal tepkime bir veya daha fazla maddenin yeni maddelere dönüşmesidir. Kimyasal tepkimelerde kimyasal denklemler kullanarak bunları ifade edebiliriz işte bu dönüşümleri. Mesela metan gazının oksijenle tepkimeye girip karbondioksit ve su oluşturduğu bir tepkime yazacaksak bir molekül yapısını göstererek de bunu belirtebiliriz. Onun yerine formüllerini yazarak da belirtebiliriz. Böyle bir tepkimede metan ve oksijen tepkimeye giriyor. Dolayısıyla reaktif olarak isimlendiriliyor veya giren olarak isimlendiriliyor. Bu tepkimenin sonucunda da karbondioksit ve su oluştuğu için de onları ürün olarak isimlendiriyoruz. Yani bir denklemin sol tarafında yazanları girenler veya reaktifler olarak isimlendirirken sağ tarafında yazanları ürünler veya oluşan maddeler olarak isimlendirebiliriz. Peki bir kimyasal tepkimede neler korunur, neler korunmaz? Burası da önemli bir konu arkadaşlar. Her zaman için atom sayısı ve türü korunur. Yani sodyum gibi potasyum olarak çıkamaz. Sodyum bir tane sodyum girdiyse bir tane sodyum olarak çıkar. Toplam kütle, kütlenin korunumu kanunu olarak bunu değerlendiriyoruz. Zaten her zaman korunur. Atom altı taneciklere geldiğimiz zaman yani proton, nötron, elektron sayısı bakın bunlar maddeler arasında alışverişi yapılabilir elektronun özellikle. tabii ki proton ve nötronun alışverişi de yapılamaz. Ama Toplam sayı değişmez. Toplam sayısı korunmak zorunda. Çekirdek yükü, çekirdek yükü dediğimiz şey proton sayısıydı zaten. Kimyasal bir tepkimede atomun yapısı değişir ama çekirdeğin yapısı değişmez. Dolayısıyla çekirdeğin taşıdığı yük de değişmez. E, toplam yük yine korunmak zorunda. Toplam yük neyse başta neyse sonda da o olmak zorunda. Elektron alışverişiyle yüklü tanecikler değişebilir ama toplam yük sabit kalmak zorunda çekirdeğin yapısı, çekirdeğin yüküyle birlikte tabii ki yapısı da korunmak zorunda. Yani içerdiği proton ve nötron sayısı sabit kalmak zorunda ve toplam enerji. Bu da biraz daha fizikten bildiğimiz enerjinin korunumu kanunuyla ifade ettiğimiz değer. Ama kimyasal tepkimelerde bazı değerler değişebiliyor. Ne gibi? Mol sayısı değişebilir. 2 mol madde girip 5 mol madde olarak çıkabilir. Veya molekül sayısı zaten aşağı yukarı aynı şeyi ifade ediyor. Tanecik sayısı yine benzer şeyleri ifade ediyorlar. Maddenin sayısı ve çeşidi değişebilir. Birçok madde girip tek bir molekül yapısı oluşturabilir. Bu da değişkenlik gösterebilir. Taneciğin elektron sayısı. Bakın toplam elektron sayısı korunuyor ama bir taneciğin elektron sayısı değişebilir. Çünkü tanecikler arasında elektron alışverişi yapılabilir. Hacim ve basınç gazlardan bahsediyorsak burada değişim gerçekleşebiliyor. Tanecik sayısına bağlı olarak azalabiliyor veya artabiliyor. Maddenin fiziksel hali katı hale girip gaz hale çıkabilir. Ee, değişkenlik gösterebiliyor. Tabii ki buna bağlı olarak maddenin temelini belli eden özellikler renk, koku, tat gibi veya iletkenlik gibi özellikler yine değişkenlik gösterebilir. Peki bu korunan özellikleri baz aldığımız zaman tepkimelerin denkleştirmesini sağlayabiliriz. Yani sayılarını belirleyebiliriz veya bir bileşin yapısını biz ortaya koyabiliriz. Ne, hangi maddeden kaç tane var, hangi atomdan kaç tane var bunu belirtebiliriz. Peki bir tepkime verildiyse bize ve dese ki bize bu denkleştirilmiş tepkimeye göre bileşikteki x, y ve z değerlerini bulunuz derse ne yapacağız? Diyeceğiz ki ürünlerdeki ve girenlerdeki atom türü ve sayısı korunmak zorundaydı. Bakın temelde bakacağımız nokta burası. Şimdi bizim belirlememiz gereken yer girenlerde olduğuna göre şimdi şöyle yapalım. Giren diyelim ürün diyelim. Ürünlerde hangi atomdan kaç tane var? Girenlerde hangi atomdan kaç tane var? Bunları belirledikten sonra artık geri kalanları belirlememiz yerine yazmamız kolay olacak. Şimdi hangi atomlar var? Karbon var oksijen var bir de hidrojen var. Şimdi ürünlere bakıyoruz. Kaç tane karbon var? 4 tane karbon var. Kaç tane oksijen var? 4 çarpı 2'den 8. 5 tane de buradan geliyor. 13 tane oksijen var. Hidrojen sayısına bakıyoruz. Burada hiç yok. 5 çarpı 2'den 10 tane hidrojen var. Şimdi ürünlerdeki toplam atom sayısıyla girenlerdeki toplam atom sayısı birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi karbon, oksijen ve hidrojen. Biz neye sahibiz? Bildiğimiz kaç tane olduğunu net bir şekilde hani bildiğimiz bir burası var. Buna göre x, y ve z sayılarını belirleyeceğiz zaten. 11 bölü 2 çarpı 2'den 11 tane oksijen var şu anda bildiğimiz. O zaman şu cx, h, y, o, z bileşiğini değerlendirdiğimiz zaman. Şimdi kaç tane karbon ihtiyacımız var? 4 tane. Demek ki yapıda 4 tane karbon varmış. Bu x sayısı 4'müş. Hidrojen sayısına gelelim. 10 tane hidrojen var. E bu 10 hidrojenin onu da bu yapıdan gelmek zorunda olduğuna göre. Demek ki Y sayısı 10 olmalıymış. Oksijene geldiğimiz zaman yani Z sayısına geldiğimiz zaman. Bakın kaç tane vardı? 13 tane vardı. E bizim elimizde hali hazırda şu O2'den gelen 11 tane oksijen olduğuna göre. Demek ki geri kalan 2 tane oksijen burada olmak zorundaymış. Yani bizim bileşimimizin formülü C4H10O2 şeklindeymiş ki D şıkkı da bize doğru cevabı veriyormuş. Kütlenin korunumu kanunundan bahsedecek olursak arkadaşlar bu ilk konumuz olacak. Yani 10. sınıfa başladığımız zaman bize ilk anlatılan konu kütlenin korunumu kanunu olacak. Peki ne diyordu kütlenin korunumu kanunu bize? Ortaokuldan şöyle bir hatırlayalım. Tepkimeye girenlerin atom sayıları ve atom cinsleri, ürünlerin atom sayılarına ve atom cinslerine her zaman eşit olmak zorundaydı. Bunu az önce öğrendik zaten. E buna göre kütlede korunmak zorunda. Yani tanecik sayısı ve türü korunuyorsa bunların sahip olduğu kütle de korunmak zorunda. Girenlerin toplam kütlesi neyse buradaki oluşan ürünlerin de toplam kütlesi buna eşit olmak zorunda. Hani bir grafikle anlatacak olursak A, B ve C maddeleri varmış. Bakın tepkimenin denkleminde yazarak açıklayalım bunu. Grafiğe gidiyor bize şu C maddesinden ve B maddesinden harcanıyor. Yani B ve C bizim tepkimemizin girenlerinde olacak. A'nın miktarı da artıyor. Demek ki A'da ürünlerde olmak zorunda. Yani okun sağ tarafına A maddesini yazmak zorundayız. Şimdi grafik bize ne anlatıyor? Diyor ki şu C maddesinden 30 gram harcanıyor. B maddesinden de 40 gram harcanıyor. Buna göre A maddesinden ne kadar oluşur? Hemen grafik bize söylüyor zaten. 70 gram oluşuyor. Yani girenlerin toplamı, ürünlerin toplamını vermek zorunda kütle olarak bize. Hemen bir soruyla daha net bir şekilde görelim bunu. Yukarıdaki grafik bize şöyle bir tepkimeye ait değerleri veriyormuş. Buradaki değişimi gösteriyormuş. Buna göre başlangıçta alınan oksijenin kütlesini bize soruyor. Şimdi bize e, kütlenin korunumu kanununu anlatıyordu. Diyordu ki harcanan maddelerin kütleleri toplamı oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşit olmak zorunda. Şimdi grafiği incelediğimiz zaman metan tepkimeye girenlerde oksijen girenlerde demek ki bu ikisinin harcanan kütlesi karbondioksit ve suyun oluşan kütlesine eşit olmak zorunda. Şimdi hemen bakalım metandan ne kadar harcandı? 8 gram harcandı. Artı değil. Oksijenden ne kadar harcandı? Şimdi başlangıçta X vardı ve 8 gram oksijen artan madde olarak elimizde kaldı. Yani X eksi 8 kadar da oksijen harcandı. Şimdi burası harcanan toplam kütle. Oluşan toplam kütleye eşit olmak zorundadır dedik. Karbondioksitten ne kadar oluşuyormuş? Hemen bakıyoruz 22 gram oluşuyormuş. Artı sudan ne kadar oluşuyormuş? Oradan da 18 gram oluşuyormuş. Yani şurayı değerlendirdiğimiz zaman x kaça eşit olmak zorunda? 40'a eşit olmak zorunda. Demek ki başlangıçta elimizde 40 gram oksijen varmış. Bunun 32 gramını harcamışız. 8 gramı da elimizde artan madde olarak kalmış. O zaman güzelce tekrarımızı yaptık. Arkadaşlar ödevimizi unutmuyoruz. Çok önemli bizim 10. sınıfa hazır hale gelmemiz için bu ödevi yapmış olmamız gerekiyor. E, şu anda artık konumuzu da tamamladık. Eksik kalan yapamadığımız kısımları da güzelce tamamlayalım. Sayfa 60'dan sayfa 66'ya kadar kimyasal tepkimeler sayfa 72'den sayfa 78'e kadar da fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili sorular bizi bekliyor olacak arkadaşlar. E, tamamen sorulardan oluşan yeni nesil soruları da içeren güzel bir çalışma bizi bekliyor olacak soruları çözüyoruz ve bir sonraki dersimizde tekrar burada buluşuyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. O zaman ne yapalım? Tabii ki ödül sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere. Müzik